Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski tencereleri değerlendirebileceğiniz yepyeni bir fikirle karşınızdayım. Hazır mısınız? Hadi öyleyse başlayalım. Arkadaşlar, nedir bu? Tencere olmadığı kesin. kahve filtresi. Daha doğrusu makineler için o satılanlardan marketlerde satılıyor, büyük marketlerde arkadaşlar. Şimdi onları bir kenara koydum. Oradaki kabımın içinde kaynar su var, yani sıcak su var. İçine hemen Nescafe koyuyorum. Biraz bol bol koyacağım. Ne kadar bol koyarsanız o kadar koyu renkler elde edersiniz arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Merak etmeyin, tencereye de sıra gelecek. Göz kararı yapıyorum, bu işe öyle ölçülü falan değil. O yüzden kafanıza takılmasın. Biraz da Türk kahvesi koyacağım. Çünkü üzerinde lekeler oluşsun istiyorum. Türk kahvesi de bunu sağlayacaktır. Eğer makineniz varsa, işte böyle filtreli kahveler yapabiliyorsanız, bu kadar şanslıysanız, orada kullandığınız filtreleri atmayın, kurutun. Onları kullanın ya da bir kafeden kullanılmış filtreleri rica edebilirsiniz, artık bilemiyorum. Benim makinem yoktu, o kadar şanslı değildim kahve tiryakisi olarak. Böyle filtreleri kahveye batırdım, onun içinde bir süre bekleteceğim. Bu elimdeki de evet asıl projemizin nesi, başrol oyuncusu, eski tencere. Bu granit tencereler güya uzun yıllar gidiyor değil mi? Bir sene bile gitmedi. İçi olduğu gibi çizildi. Bundan iki tane var. Bu ilki, hemen saplarını çıkarıyorum. Sapların takılı olduğu yerde böyle parçaları vardı. Onları da keserle döve döve söktüm aldım. O söktüğüm yerlerde delikler kaldı. Oraları önemsemiyorum. Onu özellikle göstermek isterim. Hani sizin de başınıza böyle bir şey gelirse çekiçle, keserle dövüp çıkarabilirsiniz. Hemen oradaki metal parçaları elime zarar vermesin diye ince bir zımpara attım ve beyaz hobi boyam. Ahşap boyası olur, metal boyası olur, hibrit boyalardan olur. İstediğiniz boyayla boyayabilirsiniz. Buradaki bu boya çok bir şey ifade etmiyor. Sadece üzerini kaplarken İşte güzel renkler ortaya çıkmasını sağlasın diye bir astar atıyorum yani. Hemen fırçayla boyamaya başlıyorum. Fırça izleri çok önemli değil. Öyle aman aman 10 numara bir boya atmak zorunda değilsiniz. Şöyle bir boyayıp geçin. Dediğim gibi astar olacak bu. Tenceremi boyama işim bitti. Kenara koydum, kuruyor. İsterseniz içini de boyayabilirsiniz. Benim için içi önemli değil. O yüzden boyamadan bıraktım. Kabımdaki fazla kahveyi lavaboda süzdüm. Şimdi elimle sıka sıka filtreleri çıkarıyorum. O buruşukluklar değerli. O yüzden sıkarken haince davranabilirsiniz. Hunharca sıkabilirsiniz yani. Üzerindeki Türk kahvesi tozlarını da silkelemeye çalışıyorum. O şekilde hani birbirlerini sürterek uzaklaştırmaya çalışıyorum. Eğer kahve makineniz varsa, oradan çıkardıysanız, aynı işi o şekilde de yaparsınız. İçindeki kahve tortularını dökersiniz. Böyle bir gazetenin üzerine serdim. İsterseniz kendi haline kurumaya bırakabilirsiniz. Ama benim sabrım yok, biliyorsunuz. O yüzden iki gazete arasında ütüleyip kurutuyorum. Epey bir nemlerini aldım. Gene avuçlarımın arasında buruşturmaya çalışıyorum. Bu buruşuk kırışık görüntüsü daha güzel bir görüntü oluşturacak. Sonrasında gene seriyorum ve tekrar üzerinden ütü geçeceğim. Artık neredeyse kurudular arkadaşlar. Bakın, üzerinde farklı farklı desenler oluştu. Şimdi bir de dalgalanmalar oluşsun istiyorum. O yüzden uç kısımlarını geride kalan o sıktığım kahveye batırıp tekrar sıkıyorum. Tekrar ütüleyeceğim. Tabii ben işi uzatıyorum şimdi. Makinesi olanlar da o dalgalar kendiliğine oluşacaktır zaten. Şimdi bizde makine yok. O yüzden böyle uğraşıyorum. Dediğim gibi ütüyle uğraşmayabilirsiniz. Böyle ıslatırsınız, serersiniz. Ertesi gün tekrar uçlarını batırır, serersiniz. O şekilde devam edersiniz. Hani elektrik sarfiyatı olmasın derseniz. Bakın ne güzel dalgalar, şekiller oluştu üzerlerinde. Allah Allah, ne olacak bu? Sakın merak edip sona gitmeyin.
Sakın, uyarıyorum sizi. Gerçekten çok güzel bir şey olacak ya arkadaşlar. Ben bundan var ya çok şeyler yapasım var şu anda. Ay, düşük bir cümle oldu gene. Şimdi tencerem kurudu artık çok şükür. Onu bir kenara koyuyorum. Şimdi kullanacak olduğum malzemeler. Filtreler hazır zaten. Bir poşete ihtiyacım var. Beyaz tutkal lazım. Yumuşak bir bez kullanacağım. Tutkalımdan şimdi bir kaba koydum. Tamam, başlıyoruz artık. Hazırsınız değil mi? Bakın bu filtreler böyle. Ve bunlarla o kadar güzel şeyler yapılıyor ki. Bir kez paraya kıyıp alın, bir kenarda dursun. Hatta tek seferde bir sürü böyle kahveyle hazırlayın. İleride çok güzel şeyler yapacağım. Yani bugün bu hazırladığım şey filtrelerden artanları ileride çok güzel başka şeylerde de kullanacağım. Şimdi tenceremin üzerinde tabandan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tırnağımla işaret koyuyorum. O işarete göre kesiyorum. Ki sonradan çok da fazla önemsemedim. Fazlasını böyle makasla kese kese gittim zaten. Hemen onu yapıştıracak olduğum bölüme beyaz tutkal sürüyorum. Ahşap tutkalı, dekopaj tutkalı, ne bileyim işte beyaz tutkal, hepsi olur. Yeter ki kuruduğu zaman şeffaflaşsın. Şöyle bir yapıştırıyorum elimle, yepeşliğe yepeşliğe. Sonra da üzerine o naylonu koyup yumuşak bezimle basarak iyice havasını alacağım. Tabii fazlalarını da kesiyorum elimden geldiğince. Bakın, bezle iyice sıvazlaya sıvazlaya bütün havasını çıkarıyorum. Katlanmalar oluşabilir, kırışıklıklar oluşabilir. Onları çok önemsemiyorum. Önemli olan hava kalmasın içinde ki uzun yıllar, hem de çok uzun yıllar kullanabilelim. Yeni bir parça daha ekliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey kenarların dümdüz olması. Yani yuvarlak kesimler yapmayacağız ki olabildiğince gerçeğine yakın olsun. Gerçeği ne acaba? İşte biterken anlayacaksınız gerçeğine. Şimdi parça parça kesip kesip tenceremin etrafını bunlarla kaplamaya başlıyorum. Arkadaşlar, gerçekten çok güzel oluyor. Gerçekten küçük tavalarınızı, ne bileyim, cezvelerinizi ve hani bir sürü şeyi bu şekilde kaplayabilirsiniz. Yani değişim yapabilirsiniz. Eskiyen kapkacağınızı, plastikleriniz de dahil olmak üzere atmak yerine bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben tenceremi kullanıyorum bu iş için. Siz istediğiniz eski kabınızı kullanabilirsiniz. Farkındaysanız düzensiz bir şekilde yerleştiriyorum onları. Aralarda küçük boşluklar kalıyor. O boşluklara göre de filtreden kesip kesip yapıştırıyorum. Hiç boşluk kalmayacak. Yapıştırırken birbirlerinin üzerine minik minik binmelerini sağlayın. İşte 1-2 milim birbirleri üstüne binsinler ki daha gerçekçi bir görüntü oluşsun. Şimdi alt tarafa başladım artık yapıştırma işine. Alt tarafta tırnağınızla mutlaka iz alın. O izden kesin, ona göre yapıştırın. Yani alt taraf olabildiğince muazzam olsun, düzgün olsun. Benim tenceremin kenarında şöyle 2 milimlik bir kıvrılma vardı. Bazı tencerelerde daha fazladır. Siz ona göre ayarlarsınız o alt tarafı, ağız kısmını. Yine aynı usulde farklı farklı parçalar kesip kesip boşluk kalmayacak şekilde yapıştırmaya devam ediyorum. Tenceremi kapladım. Bakın şimdiden nasıl güzel görünüyor ki. Daha bununla başka işlerimiz de var. Şimdi ne yapacağım? Dedim ya, uzun yıllar kullanalım. Onun için beyaz tutkal geçiyorum üzerinden. Arkadaşlar, beyaz tutkal suya karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Bu birincisi. Gerçi ikinci bir tedbir daha alacağız ama çok güzel bir şekilde de o tencereyi ya da kabınıza yapışmasını sağlayacak. Bunu güzelce tutkalladıktan sonra kendi haline kurumaya bırakıyorum. Ve kurudu. Elimdekine siyah boya. Siyah boyayı azıcık şöyle bir çalkalıyorum. Kapağına inmesini sağlıyorum. Hobi boyalarından herhangi birisi olabilir. Hatta guaj boyalar bile olabilir diye düşünüyorum. Bir tane
çöp stik aldım, çöp şiş aldım. Ucunu hafif dişinizle minicik bir tırtıklayın. Yani alın, ondan sonra boyaya batırıp batırıp ek yerlerin üzerine bu noktaları koymaya başlayın. Yani ucunu koparmadan yaptığınız zaman daha az boya oluyor. Kopararak yaptığınızda tek seferde 3-4 kez böyle boyama yapabiliyorsunuz. O açıdan işinizi kolaylaştırır. Ama çok kalın almayın sakın. O zaman da kocaman kocaman noktalar olur ki hiç hoş görünmez. Bütün ek yerlerine, hani üst üste biniyor ya, bir o kağıdın üzerine bir alttaki kalan kağıdın üzerine noktalar gelecek şekilde yapıyorum ki olabildiğince gerçekçi olsun. Arkadaşlar, bu boyalar çok hızlı kuruyor. O yüzden de öyle beklemeye falan gerek kalmıyor. Bir taraf bitirdiğinizde böyle tencereyi evirip çevirip istediğiniz pozisyonda tutarak bu noktaları koymaya devam edebiliyorsunuz. Büyük kolaylık yani. Eskiden ne uğraşırdık Allah'ım o boyaların kuruması için. Bu arada çalışanlar için söyleyeyim. Çalışanlarda her zaman vakit azdır. Bu tarz şeylerle de uğraşmayı seviyorsanız fön makinesinin ılık ayarında, yani o en sıcağında değil, ılık ayarını tutarak hem tutkalın kurumasını hem boyaların kurumasını hızlandırabilirsiniz. Çepeçevre artık yaptım, noktaları koydum. Tamamdır, süper. Şimdi tenceremin ağız kısmını biraz o alttaki renkle uyumlu halde olsun diye boyamam gerekiyor. Öyle beyaz beyaz bırakmayacağım. O yüzden gri boyamla kahverengi boyamı karıştırdım. Şöyle tatlı kahvemsi bir renk elde ettim. Onunla ağız kısmını boyuyorum. Dediğim gibi kullanacak olduğunuz kabın ağız kısmı benimkinden çok daha geniş olabilir. Öyle olursa o alttaki kahverengiye uyumlu bir renkle boyayın ki abes durmasın. Gerçi ben de boyamaya da gerek yoktu. Sadece bunu size göstermek istediğim için yapıyorum açıkçası. Çünkü ben içini zaten doldurdum. Nasıl doldurdum onu da göstereceğim. Aman aman, bir güzel oldu ki sormayın. Şu kenar kısımlarını, alt kısımlarını da boyamayı ihmal etmeyin sakın. Tenceremizin tabanı kel mi? Yazık. Orayı öyle bırakmayalım. O yüzden orayı da bir boyuyorum. Ardından fön tutabilirsiniz. Yani çabuk kurumasını istiyorsanız. Arkadaşlar, yorumlarda bir tanesi yazmış ki Türkçeniz muhteşem, fön tutmak nedir yahu diye. Ne diyeyim? Fön çekin mi diyeyim? Saçı mı var bunun, nasıl fön çekeyim değil mi? Ay, nelere takılıyor millet, nelere. Şimdi beyaz boyam var. Olaya son noktayı bu beyaz boya koyacak. Arkadaşlar, gene çöp stiğimi elime aldım. Beyaz boyamla ince ince noktalar arasına çizgiler çekmeye başlıyorum. Ve bu çizgiler dikiş atılmış görüntüsü veriyor. Çok güzel görünmüyor mu yahu? Nakış işler gibi yavaş yavaş bunları yapıp geçiyorum. Yavaş yavaş dediğime bakmayın. Çok kısa sürede yapılabilir bir proje bu. Elinizin altında fön makineniz olduktan sonra hakikaten kısa sürede yapıp bitirebileceğiniz bir proje bu. Bu dikiş görüntüsünü verdikten sonra sanki deriden bir kase görünümünü alıyor. Ay, nasıl tarif edilir bu bilmiyorum. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu ya. Hatta böyle kartonlardan devasa bir vazo yapıp aynen bu şekilde kaplamayı planlıyorum. Eğer öyle bir şey isterseniz videosunu çekerim. Yorumlara yazarsınız, olur mu? Şimdi çepeçevre bu dikişleri atıp tamamladım. Bitti artık. Az kaldı aslına bakarsanız. Son bir işimiz daha var. Nedir o? Verniklememiz lazım. Vernikleyelim ki artık hani evladiyelik olsun deriz ya, öyle olsun. Ben çalkıt vernik, mat vernik kullanıyorum.
Parlak verniğim olsaydı onu kullanırdım. Daha güzel görünürdü. Parlak verniğim yoktu. Elimde bu vernik vardı. O yüzden bununla vernikliyorum. İsterseniz iki kat da atabilirsiniz. Ama ben tutkalı kalın kalın attığım için tek kat yeterli olur gibi geldi. O yüzden tek kat vernikledim. Vernikledikten sonra da kurumaya bırakıyoruz. Ya da isterseniz fön çekebilirsiniz ılık ayarda. Vernikledikten sonra fön tuttum, kuruttum. Bakın nasıl güzel görünüyor. Arkadaşlar o delikler vardı ya, hani o kenarlardan çıkardım sapların olduğu yerdeki, onlar da kapandı. Orası artık kalın bir hale geldi, öyle söyleyeyim. Elimdeki handmade etiketi. Bunu internetten aldım. İntaş'lardı galiba aldığım yer. Oradan aldım. Onu da yapıştırmak istiyorum. Çok hoşuma gidiyor bu etiketler. Hep almak istiyordum. Nihayet alabildim. Beyaz tutkalla yapıştırıyorum. Verniklemeden önce yapıştırsam daha iyi olurmuş. Sonradan geldi aklıma. Onun üzerine de dikiş görüntüsü vermek için beyaz beyaz noktalar geçiyorum. İsterseniz gene siyah karşılıklı yapıp ipliklerde yapabilirsiniz. Eğer böyle bir etiket kullanmak isterseniz. Ve bitti. Arkadaşlar bitti. Deriden bir kasem oldu. Ve ben hemen bunun içine küçük minik güllerle doldurmak istedim. Ve doldurdum. Bu güllerin videosunu isterseniz yorumlara yazın. Olur mu? Arkadaşlar ben buna gerçekten bayıldım. Bayıldım yahu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz beğen butonuna basar, kanalıma abone olur, yorum patlatır. Bir de bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalıma destek olursanız acayip mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.